Bir yerde yaptığınız konuşmada şey demişsiniz. Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ sol seçimi değildir. Bir vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz. Vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz ne demek? Bu, bu çok manipülatif bir hale getirdiler bu hadiseyi. Küffar kelimesi bizim cum cumhuriyetimizin kurulduğu, yani Kurtuluş Savaşımızın İstiklal Savaşı'nın verildiği dönemde kullanılan bir jargondu. Oradaki küffar terimi, deyimi bu toprakları işgal eden e, emperyal güçlerin adıydı. İngiliz'di, Fransız'dı, Alman'dı, e, Yunan'dı. Bunlara bizim milli değerlerimizi ön plana çıkaran e, yazarlar, şairler, bu adı vermişlerdi. Şimdi bugün yaşadığımız ortam yine aynı nokta. Yani 100 yıl önce bir kurtuluş savaşı vermişiz. Emperyal sistem bu topraklar üzerindeki hayallerinden vazgeçmemiş. Ne diyorlar? 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz diye ilan ettiler bunu 20 sene evvel. Ve birçok yerde de bunu gerçekleştirdiler. Biraz önce söyledim. Ha ben... Demokratik Sol Parti, Milliyetçi bir parti, vatansever bir parti. Tamam, ben küffar derken ee, şimdi kelime anlamı şu. Arapça kafir kelimesinin çoğulu küfar. Müslüman Ka olmayan. Müslüman olmayan. Dinsiz demek. Ama ben mi? diyorsunuz Kurtuluş Savaşı jargonuyla Evet konuştum. Evet. O jargondaki anlamı o ne? O jargondaki anlamı Amerikadır bugünkü karşılığı. Fransadır. Emperyalizm. Emperyal sistemin temsilcileridir çünkü Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Yoksa benim derdim inanan inanmayan. Bizim hocam bizim ülkemizdeki insanların %99'undan fazlası Müslüman zaten. Burada kafirin ne işi var? Yani bizim insanlarımız arasında kafir olabilir mi? Böyle bir şey söyler mi? Ama bunu manipüle etmek için dedim ya DSP böyle bir duruş sergileyince siyasette, Türk siyasetinde taşlar yerinden oynadı. Peki Biz şimdi, neden tepki aldınız? Neden bu kadar çok? Yani Bizim orada olmamızı kabullenemeyen kesim trolleri aracılığıyla gerek sosyal medyadaki troller aracılığıyla gerekse kendi besledikleri bazı televizyon kanalları var onların sunucusu, programcısı trolleri aracılığıyla aslında milliyetçi olan, vatanını, milletini seven öz Atatürkçü insanların kafasını karıştırmak için böyle bir manipülasyona girdiler. Ben buradan sesleniyorum yurttaşlarıma. Benim ülkemde yaşayan ve bu toprakları seven hiç kimse böyle bir deyimle muhatap olamaz. Bunu geçmişte Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın dizelerini yaparken ne demişti? arkadaş? Yurduma alçakları uğratma sakın. Alçak dediği kim? İşte bu küfar kesimi, emperyalist kesim. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Hayasız ne? Ahlaksızca akın. Şimdi bunlar boşuna yazılmış dizeler değil. Onun için biz her zaman diyoruz ayrı ayrı otursak da çardakta. Kalk borusu çaldı mı toplanırız al bayrağın altında. Bizim için işte o ekonomik e, sorunlar... Fakirlik varmış, yoksulluk varmış. Bu ülke nasıl kuruldu? İstiklal Savaşı'nda bebeğinin üstüne serdiği battaniyeyi merminin üstüne seren analarla, göğsünü o kurşunlara siper eden, savaşan askerlerimizin gün boyu yediği bir tas hoşafla. İşte Aydın'da e, Yörük Ali Efe ile İzmir'de Çakıcı Mehmet Efe'yle. Değil mi? Kahramanmaraş'ta, Karafatmalarla, Erzurum'da, Nene Hatunlarla, Gaziantep'te, Şahin Beylerle. Bunların mücadeleleriyle bu topraklar vatan yapıldı. Onların alın teri damarlarındaki kanla karıştı. Şimdi biz bunu bu saldırılar altında eğer milletçe kol kola giremezsek, bugün dağdaki, kandildeki teröristlerin şu adaya oy vereceksiniz dediğinde eğer onun yanında yer alırsak biz vatanımıza ihanet etmiş oluruz. Solculuk ne demek? Anti emperyalist demek, Atatürkçülük ne demek? Anti emperyalistlik demek. Bizim için hani çok kısa tanımıyla söylemek isterim bunu. Küresel emperyalizmin temsilcisi Amerika hangi taraftaysa Demokratik Sol Parti onun karşısındaki taraftadır. Peki DSP olarak siz Cumhur İttifakına geçme kararı alınca sizin partinizde bu böyle bir deprem etkisi yarattı. Bazı partileriniz partiden istifa etti. Böyle bilgiler geliyor. Doğru mu bunlar? Yani çok doğru değil. Ee, kendi aramızdaki tartışmalarda e, buna karşı çıkan, olmaması lazım diyen, yani olmamasından kast, kastı şu. Örneğin 3 genel başkan yardımcımız görevinden ayrıldı. Partiden istifa eden yok. Partiden istifa etti diye bir sözde il başkanı haber yaptılar ama adam da il başkanı değildi zaten. Kendini öyle bir... Tanıtmış il Başkanıyım diye. Ee, onun dışında istifalar e, konusu özellikle bizim örgütlerimizde hani elini taşın altına koymuş partisi için mücadele eden hiçbir partimizden bu noktada bir sıkıntı olmadı. DSP'nin 70 milletvekili ve bakanı itiraz etti buna diyorlar. O ki onlar kim peki? Şimdi onlar da DSP'nin değil eskiden DSP'den bir kere geçmişler işte o Ecevit'i 2002 yılında. Sırtından hançerleyen esasen partiyi terk edip satanlar bugün kendilerini e, Millet İttifakı tarafında başta tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'na şirin gözükmek için oradan bir beklenti içerisinde karşılık e, bulabilmek için Ecevit başlamaları yaptılar. Ecevit zamanında mı partiyi terk etti? Tabii ki 2002'de bakın Uluç Gürkan bunu bütün kamuoyu bilir. Ben her televizyon konuşmamda da isim vererek söylüyorum. Ecevitler Uluç Gürkan'ı ve Orhan Birgit'i rahmetli Orhan Birgit'i partiye üye yapmamışlar. Bakın milletvekili yapmışlar, meclis başkanı vekili yapmışlar ama partiye kaydetmemişler hiçbir zaman. Ne zaman Masum Türker 2009'da genel başkan olduktan sonra e, bunları partiye kaydetmek istediğinde Raşhan Cevit o zamanlar sağdı. Haber gönderdi. Masum Bey aman bunları kaydetmesin partiye ama Masum Bey kaydetti. 3 ay sonra Masum Bey'i yıkmak için, devirmek için kurultay çalışmalarına girdi bunlar. Şimdi Dokuzlar hareketini hatırlıyor musunuz? Dokuzlar Hareketi'nin başı Uluç Gürkan'dı ve Ecevit'te biliyorsunuz görevi bırakması için baskı Peki, yapan bir tek gruptu. Bir mı? Hayır. Onun dışındaki olanlar da birçoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adaylığı için başvurmuş, otuzlar bin lira paraları yatırmışlar. Bakın Melda Bayer, eski devlet bakanı, Ecevitler il başkanı yapmışlar Ankara'ya. Milletvekili yapmışlar, bakan yapmışlar. Partiye örgüt kurulu başkanı yapmışlar. 2009 Olağanüstü Kurultay'ında, Masum Türker seçildikten sonra ertesi gün, pazartesi günü noterden istifası gelen bir hanımefendi. Şu anda ne yapıyor? Şeyde İyi Parti'ye gitti. Orada grup toplantı salonunda rozet taktı. Ecevit'ten şiir okudu. Ben dedi buraya borcumu ödemeye geldim dedi. <laughs> yani İyi Parti'ye nasıl bir borçlandıysa bilemiyorum. Şimdi bunlar kalktılar. Dediler ki biz... Esk Demokratik sol partililer Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. İşte bu da ayrı bir manipülasyon. Dikkat ederseniz o açıklamaların hepsinin önünde, isimlerinin önünde E harfi vardır. Eski, eski milletvekili, eski bakan, eski ilçe başkanı, eski belediye meclis üyesi. Hayır ya yani şöyle. Bunların hepsi partiyi satmış gitmişler. İkballeri uğruna. Önemli olan o. Tabii Yani ki. eski Şimdi es DSP'den eskiden bakanlık yapmış bir isim hala DSP'deyse ve siz Cumhur İttifakına geçtiniz diye DSP'den ayrılıyorsa bir anlamı var. Eyvallah. Onu, onu alır başımızın üstüne koyar. Öyle no. birisi yok. Zaten sen zaten gitmişsin, gitmişsin. diyorsun. Gitmişsin. Yani evet. Şimdi bağırtıları şu. Demokratik Sol Parti bu sistem içerisinde yani e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle e, devleti yönetme noktasındaki işleyişte ittifaklar yasası içerisinde olur da parlamentoya girerse burada bizim çanımıza ot tıkar bir kapı açılır. Bunun korkusuyla her türlü ahlaksız saldırı, iftira, hakaret, küfür aklınıza ne gelirse. Kim yapıyor bunu? Yani bir dakika kim iftira, hakaret, küfür kimden geliyor? Şimdi birçoğu e, isimsiz, isimsiz derken sahte isimlerle ama... Sosyal medyada mı? Sosyal medyada. Ve geçen gün mesela bir gazeteci sıfatlı birisi çıkmış. Diyor ki Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal diyor. kirli siyasetçilerden bir tanesidir diyor. Kirli siyasetçi? Kirli siyasetçi diyor tabii. Ben diyor yakından tanırım diyor ve yalan da söylüyor. Yani yakından tanıdığı falan da yok beni. Öyle bir diyalogumuz da yok. Gün, yer, zaman vererek diyor açıklıyorum. 25 Şubat 2009'da 19'da diyor Ankara'da Barolar Birliği Genel Merkezi'nde fuayede diyor bir çanta içerisinde 10 milyon dolar para aldı diyor. Bir tane diyor ev verdiler ona diyor İstanbul'da. Bu tamamen bir ahlaksızlıktır. Zaten bugün avukatlarım savcılar suç durusunda da bulundular. Mahkemeye de verdiler. Bunu ispatlayacaklar. Geçtiğimiz günlerde bir e, televizyon kanalının haber sunucusu işte Önder Aksakal e, ahlak yoksunu dedi çıktı. Kocaeli'deki konuşmada şunu söyledim. Yani Önder Aksakal'ın ahlakının zekatı senin yedi sülaleni cennete gönderir. Peki ne demek yani ahlak yok İşte bu Cumhur İttifakı'nı destekliyorum diye ilkesiz sayılıyorum. Şimdi bu nasıl bir ilkesizliktir bilmiyorum. Yani tanımını da bilmiyorum işin doğrusu. Biraz önce Hüdapar'dan bahsettiğiniz Sayın Kılıçdaroğlu... Demiş ki işte e, Hüdapar'la iş tuttular. E senin masada 37 tane insanı otelde cayır cayır yakılmasında belediye başkanı olan insan var. Senin kol kola girdiğin, seni destekleyen HDP'nin arkasını dayadığı PKK, PYD e, terör örgütlerinin 40 bin tane insanı katlettiğini bütün dünya biliyor. Şimdi bunlar üzerinden, DSP'nin üzerine saldırmak boş iştir. Ben şuradan... Net şekilde söylüyorum. Bu seçimlerde Demokratik Sol Parti olarak Sayın Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararımız bir taraftan da Demokratik Sol Parti üzerindeki CHP vesayetinin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu herkes böyle bilsin. Yani Hiç kimsenin bağırmasına da gerek yok. CHP'den bağımsız bir siyaset izleme hakkını ortaya koyarak bu o vesayetten açık açık kullanıyoruz artık yeter. Her Ama... seçimde bir bölen parti, bir bölen parti kavramını hatırlar mısınız sayın Muharrem İnce? geçenlerde bir televizyon kanalında yine dedik ya ben yıllarca bir bölen, bir bölen, bir bölen diye ecevit'e söyleniyordum. Ya aslında değilmiş böyle bir şey dedi. Çünkü başına gelince iş anladı. Bugün bir bölenlerden bir tanesi de sayın İnce oldu. Ona da çok yükleniyorlar Allah var. Yani bu demokrasi değil. Demokrasi de bir tahammül vardır. Siyasetten tahammül. Ya partiler, tabii ki yani partiden evet. niye kurulur? Hayır ben Seçime yani katılmak için dersin kurulur. Dersin ki ben DSP'nin Cumhur İttifakını desteklemesini şu şu nedenlerle eleştiriyorum dersin ama e, bir yerde 10 milyon dolar aldı işte bilmem ne falan diyorsan o kişi bunu ispatlamak, i̇spatlamak zorunda. zorunda Ver, Mahkemeye verin ispatlasın. Verdik, verdik. Yani verdik bugün 10 hepsini. milyon dolar bir bavulası var mı? <laughs> Öyleymiş. Baksana bir çantayla. Ben de merak ettim. Ben mühendisim. Mühendis ee, misiniz? Evet, inşaat mühendisiyim ben de. Dedim ya bu nasıl bir kitle oluşturuyor? Para ya, mı? Para mı? Para. Yani yüzlük dolarlarla yüz bin deste. Kaç bavul eder? Yani herhalde kamyonetle falan gitmesi <laughs> gereken bir halise ama biz ya evet, bu Huawei'de almışız. Ayıp şey. Hani, varsa kardeşim bir dakika ahlaksızlığı varsa para almışsa bunu kanıtlayabiliyorsan. Ya memleketin savcıları yok mu? Koy orta evet, evet. ya öyle saçmalık olur mu ya? İnsanların şerefleriyle haysiyetleriyle bu oynamak bu ya. kadar kolay mı ya? Onun için. Bunu, bakın size değil CHP'li birine yapsalar ben yine bu tepkiyi. Kime teklifi, yaparlarsa kime yaparsan Böyle bir şey olamaz. Ya, böyle saçmalık Çok olur ayıp. mu ya? Ve kim yani yaparsa ayıp bir şey yapsın ya. ayıp. Yazık yani. Yazık. Onun için Gerçekten, söylüyoruz. HDP'liye, CHP'liye, MHP'liye, İYİ Parti'ye. Hiç kimseye efendim. Yapamaz. Kimseye yapamazsınız Hiç kimseye yapamazsınız ya. Ya. böyle bir şey. Yani bulmuşlar Bu sosyal medya. Bu siyasi mücadele değil. Önder Aksakal bilmem nerede 10 milyon dolar aldı. Ayıp ya yuh Hakkı, yani. Hakikaten, hakikaten ayıp. ayıp. Yani gazeteciliğin de bir adabı usulü var ya. Bir haber yapmayız biz böyle bir şey ya. Bu haber yapılmaz. Nerede almış, nasıl almış? Sen nereden biliyorsun 10 milyon dolar Kaç bavul yapar? Şimdi, Bunlar sorulur gazeteci Videosu, yani. videosunu e, avukatlarımız kayıt altına aldılar onu, indirdiler. E, söyleyeni biliyorum diyor, getireni bir biliyorum ahlak diyor. ahlak yoksunu. Mahkemede tabii bunların ah, kim olduğunu biz de öğreneceğiz. Ahlak yoksunu da çok bence yanlış bir tabir siyasette. Ya biz siyasette... Bir gazeteci bunu diyebilir mi? Siz haber, yani. haber sunuyorsunuz. Bir başkasının siyasi görüşü üzerine bu terimleri kullanamazsınız. Olur mu ya böyle bir şey? İstediğini seçer, istediği hareketi yapar. Siyaseten eleştirirsin. Ben hiç kimse için, ben iktidar cephesinden de gelse ahlak yoksunu tabiri, ya dilimizi düzeltelim falan evet. diyorum yani. Böyle saçmalık olur mu yani? Maalesef Herkes dilini düzeltecek. Türkiye ya. böyle, e, onun için söylüyorum işte eğri cetvelle doğru çizgi çizilemez. Bu bir kural artık. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor.